Evet, hız göstergesi 90 km saat gösterdiğinde ibrenin oluşturduğu merkez açıların farkı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilimden oluşuyor. Benim 8 dilimim 180 dereceye denk geliyorsa bakıyoruz 90'ın gösterdiği şöyle 3 dilim değil mi? Diğer açımda 5 dilim. Aradaki fark 2 dilim. Buradan 2 dilim kaçtır diyoruz. İçler dışlar yaparsan 8'i 2'ye böl 4. 4 ile de 180 gitti. 45 derece derim. Evet, alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar aralıklarımın eşit olduğunu söylüyor. Şöyle geliyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12 dilim görüyorum. Buradan 360 bölü 12'den ben bir dilimimi 30 derece buldum. Şimdi alfayı nasıl buluruz? Formülüm neydi? Şöyle gördüğü yay artı şöyle tam tersindeki açının gördüğü yay bölü 2. Buradan 30, 60, 90, 120 artı 30 daha 150 bölü 2'den ben alfayı 75 derece bulurum. Evet, AK yayım ve BL yayımın toplamı kaç derecedir? Arkadaşlar şu O'dan direkt şöyle bir yarıçapı çizeyim. Aynı şekilde O ile B'de bir yarıçap. Bakın burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Katlandığı halde tam çapa denk geliyorsa buralar eşit iki aralığa bölünür. Ben buralara M diyeyim. Aynı şekilde yarıçapım 2M ise bakın burası da 2M. Bakın M'ye 2M. Şöyle 90'ın baktığı 2M ise M'ye bakan hangi açımızdı? Tabii ki de 30 derece. Bakın burası 30'sa Z kuralından burası 30. Burası 30'sa benim şu yayım 30. Eşit olacağından burası da 30. İkisini toplarım. 60'ı işaretlerim. Evet, alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın şu A ile O2'yi şöyle O2 ile de C'yi birleştiriyorum. Bakın 20'nin baktığı yay 40'sa 360'tan 40'ı çıkarttım. Benim geri kalan yayım 320 değil mi? 320'ye bakan çevre açı kaç olmalı? 160. AC yayım buradan 160 gelir. AC yayıma bakan alfa var. Çevre açı olduğundan yarısı 80 derece bulurum. Evet, DK yayım kaç derecedir? Şimdi DK neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Şimdi şekil 2'ye baktığımız zaman şuralara şöyle K dersem şöyle OK yarıçapımı da çizeyim. Buradan yarıçapım 2K ise burası da 2K olacaktır. Bakın 1'e 2 oranı var. Burada 90'ın baktığı 2 ise tabii ki de 30'un baktığı K olmalı. Buraya da 60 derece kalıyor. Şimdi 60 buraysa iyi görmeniz açısından şöyle çiziyorum. Şöyle. Şimdi şuraya 60 bulmuştuk değil mi? Eşitlikten şurası da 60. 180'den çıkarttım. Şuraya da 60 kaldı. Merkez açı olduğu için DK yayımı 60 bulurum. Evet, y-x kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar saatim 1'den 12'ye kadar olduğu için 360 dereceyi ben 12 dilime böleceğim. Buradan tek bir dilimim 30 derece. 30'sa buradan 30, 60, 90, 120. Ben y'yi 120 buldum. Yazıyorum 120 eksi. X'i de bulursam cevap çıkacak. X'in formülü ne? Şuradaki 3 dilim yani 90 artı arkasındaki tek dilim yani 30 da buradan 120 bölü 2 X'i veriyordu değil mi? Yani X'i de buradan 60 bulurum. 120'den 60 çıkarsa cevabımı 60 derece bulurum. Evet, AKC 40 derece olduğuna göre ABC'nin ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar şu AKC 40'mış değil mi? Ben şuraya bakın kesirlerle uğraşmamak anlamında 2 alfa dersen şurası ne olur? 40 eksi 2 alfa değil mi? Benim şu yayım kaç? Bakın formülüm neydi? 180 eksi açım değil mi? Yani 180 eksi açım kaç? 40 eksi 2 alfa. Buradan 180 eksi 40'tan 140 eksi eksi artı yapar. Artı 2 alfa. Benim bu yayım 140 artı 2 alfaymış. Buradan şöyle çizersem şöyle şurası ne olur? Yarısı olacağından şöyle şurası şöyle 70 artı alfa. Şimdi geliyorum şuraya. Bakın şurayı da bulursam değil mi? ABC ölçümü bulacağım. Şimdi 2 alfa buraysa benim şu yayım kaç olacak? 180 eksi 2 alfa. Burası 180 eksi 2 alfaysa şu açım yarısından 90 eksi alfa olacak. Toplamda kaç yaptı? 70 artı alfa artı 90 eksi alfa. O da eşittir. Eksi alfa ile artı alfa gider. 160 derece bulurum.
Evet, O noktası çemberin merkez olduğuna göre alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar kareye dikkat edin. O noktasından bakın KD'ye eşit bir köşegen çiziyorum. Aynı şekilde bu köşegen yarıçap oldu. Eşit bölüneceğinden bakın buraya R diyeyim. Burada R olsun. Yarıçapım 2R. Bakın OA bir yarıçap değil mi? Burası da 2R. Bakın şurası 90 derece. 2'ye 1 muhabbetini gördüm. 90'ın baktığı 2 ise 30'un baktığı 1'dir. Alfayı buradan 30 derece bulurum.